Hepinize selamlar dostlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte en sevdiğiniz serilerden olan save tamircisi serimize devam ediyoruz Bu bölümümüzdeki konuğumuz Mugals olacak Seriye başlamadan önce şunu söyleyeyim hemen kısa bir özet geçeyim bilmeyenler için arkadaşlar Save tamircisi şu mahvolan save'lerinizi bana yolluyorsunuz Hani kötü durumda olan ilerletemediğiniz veya ders çıkarabileceğimiz bir sevvinizi bana atıyorsunuz ben de o ülkeyi nasıl kurtarabileceğinizi deneyimli bir oyuncunun elinden göstermiş oluyorum. Siz bu seriyi seviyorsunuz. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar. 700 like aldığı zaman da diğer bölümünü çekeceğim. Sizde de bu tarz şeyler varsa bana Discord üzerinden veya mail üzerinden atabilirsiniz. Şimdi arkadaşın sorunlarını dinleyelim. Ondan sonra ben size tek tek Mugas'ın sorularını anlatacağım. Sonra hızlıca save'in problemlerini çözmeye başlayacağız. Siz de bu arada hala tekrar söylüyorum. Like atmadıysanız like atıp abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar dinledik ama bir de kendi elimle anlatayım size sorunlarını. Şimdi ülke çok büyük görünüyor farkındayım. Bütün Hindistan'ı almış arkadaş tebrik ederim öncelikle. Ama bu tarz oyunların sorunu şu oluyor. Achievement'ın e için aldıkları için bunlar arkadaşlar ülkenin geleceğini hiç umursamıyorlar. <laughs> bu sevimizde de öyle olmuş. Adam ülkenin geleceğini hiç umursamamış. Zaten şuradaki bildirimlerden anlıyorsunuzdur neler sorunlar olduğunu. Şimdi arkadaşlar öncelik biz savaştan çıkmışız ve 12.75 war exhaustion'ımız var. Bu çok kötü bunu düşürmemiz lazım. Stability'miz tabii ki de eksi de artı olmasının imkanı yok. Bir sürü isyan var ülkemizde bastırmamız gereken ve çok az ordumuz var. Şöyle göstereyim. İki tane sadece ordumuz var burada ki zaten bir tanesi full paralı asker abi. Onun dışında ülkemizde disaster çıkıyor ve büyük ihtimalle bunu yiyeceğiz. Çünkü Arnesti Sıfırın altına indirmek şu an imkansız gibi bir şey. Overextensional organization'dır. Bir sürü sorunumuz var. Overextension bu arada 222 daha yeni bayağı bir toprak yenmiş diye görüyorum. Şimdi bu overextension'la zaten durulmaz. Öncelikle onu anlatayım. İlk onu çözeceğiz. Ve ülkelerin her zaman bütün save tarihçilerindeki sorun olanlardan bir tanesi de otonomileri çok yüksek. Yani topraklardaki otonomi çok yüksek. Zaten arkadaşlar şu anda ufaktan başlayalım hatta. Görüyorsunuz abi. He bu arada başlamadan önce böldüm ama şunu söyleyeceğim. Normalde ben save tamircilerinde şunu yapıyorum abi. İflas ediyorum. Çünkü iflas güzel bir şey. Bütün borçlarını siliyor. Söylemediysen bu arkadaşa full borcunu çekmiş. Artık borç çekemiyorsunuz. Son borç kapasitesini ve 15.000 borcu var. Ve şu an ekonomisi de çok kötü durumda. Hatta bütün geliri faize gidiyor bile diyebilirim. Şimdi arkadaşlar size konuyu anlatayım. Bu bölümde ben iflasa gitmeden kurtarmaya çalışacağım. Çünkü iflasa gitmek kolay yol olarak görülüyor, hile olarak görülüyor. Tabii ki de bence ikisi de değil. Oyunun içindeki mekanik ama yine de insanları dinleyelim. Hiçbir şekilde arkadaşlar iflas etmeden nasıl kurtarabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Bilmiyorum yapabilir miyim? Yapamazsam iflas ederiz zaten yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim ilk olaya. Arkadaşlar ülkeniz ne kadar kötü durumda olursa olsun ne kadar kötü durumda olursa olsun her zaman level 1 en az level 1 e, advisorlarınızı tutmayı unutmayın bu çok önemli İkincisi ülkeniz kötü durumdaysa yediğiniz toprakların hiçbir önemi yok arkadaşlar o yüzden buradan direkt sizin vasal çıkartmanız lazım Şimdi buradan bakacağım en verimli vasal kim hangisi daha çok toprak alabilir onu çıkartacağım Şimdi burada vigenegar'ı çıkartabiliriz ama vigenegar çok büyük olur ee, çok büyük bir şey çıkartmak istemiyorum Mesela burada bunu çıkartabiliriz Bu adamın Gerçi bu adamın toprakları biraz şey Bu adamın bütün toprakları arkadaşlar Korlanmamış o yüzden bunu çıkartabiliriz Burada başka böyle büyük bir ülke var mı Hemen kontrol ediyorum şöyle Tamam burada bu ülkeyi de çıkartabiliriz Burada Keladi'yi çıkartacağız Onun dışında Mysore'u çıkartacağız Başka ben burada biraz daha inceleyeceğim. Burada devletlerimizi çıkartalım öyle devam edelim. Çünkü dediğim gibi hani buraları bizim korlamamızın hiçbir imkanı yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çıkarttığımız vasallarla or extension problemini çözdük. Burada bütün ülkemi vasallara verdim. Farkındayım bu kötü bir şey. Bunu hani çok zor durum olmadığı sürece yapmayın. Ama şu an gerçekten o çok zor nadir durumlardan bir tanesini yaşıyoruz. O yüzden yapmaktan başka çareniz yok. Burada hemen şunları da ödeyeceğim. Şimdi korupsiyona her zaman full para ödeyin ama şu an benim iflas etmemem gerektiği için çok az para ödemek zorundayım. Şimdi ülkedeki kaleleri de düzenlememiz lazım. Şimdi burada benim bayağı bir kalem var. Hatta şu an ülkenin en büyük masrafı kale abi. Bütün kaleleri sileceğim. Neden? Çünkü zaten saldıran olacağını düşünmüyorum şu an bize. Saldıran olursa da ya en son sorunumuz abi fazla kalemizin olması. Çünkü gördüğünüz gibi bütün kareleri silebilirsiniz. Şurada bir tane merkezi bir kare durması okey. Onun dışında şurada mesela şuradaki karelerin hepsi çok gereksiz abi. Şu güneyden herhangi bir tehditimiz yok zaten. Şu güneydeki karelerin hepsini silebilir. Arkadaşlar ülkenizde boş kare varsa silin. Çünkü oyun sonuna kadar sizden bir duka bir duka alacak. Hani bir duka çok değil gibi görünebilir ama Oyun sonuna kadar alındığında gerçekten çok oluyor. Şöyle bakalım bir şuradaki kalenin de hiçbir vasfı yok abi. Hatta şu kalenin de hiçbir vasfı yok. Çünkü burada bin tane vasalımız var. Şunun da aynı şekilde. Şu an baktığım zaman büyük ihtimalle baya bir <laughs> kale masrafından kurtulmuş olacağız. Aynen şu an eksi 30'a düştük bile. Gördüğünüz gibi çok yani basit hareketlerle bile başlayabiliyorsunuz. Onun dışında burada bizim estetiğe çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü otonomimiz çok kötü abi. Ve otonomimizin düzelmesi lazım. At least on province butanla diyor. Bakalım hemen butan. Bir tane toprak alabilir miyiz buradan? Yani buradan bir tane toprak alabileceğimi düşünüyor muyum? Bakayım bir bunu alabiliriz diye düşünüyorum ya. Aynen aynen. Bunu alırız ne veriyor bize peki? Oo 50 admin veriyor. Direkt alıyorum bunu çünkü admin puanına şu an çok ihtiyacım var. Hani savaşa girmeyi hiç istemiyorum ama admin puanına daha çok ihtiyacım var o yüzden almak zorundayım. Şimdi arkadaşlar admin puanına niye ihtiyacım var? Burada benim bayağı bir toprağım var ama ben bunları kullanmıyorum bile peki bu durumlarda ne yapacaksınız arkadaşlar buraları sizin Trade Company'ye vermeniz lazım ticaret şirketleri Hindistan'da inanılmaz para kazanıyor bunu değerlendirmemiz lazım peki bunu nasıl yapacağız başkentinizi Hindistan dışına alırsanız veya hani başkentinizin olmadığı bir kıtada toprakları Ticaret Company'ye ekleyebiliyorsunuz ne demek istiyorum şu an bizim başkentimiz bildiğiniz üzere Hindistan'da tam burada. Biz eğer başkentimizi Hindistan dışına alırsak mesela İran topraklarını alırsak Hindistan topraklarını trade company'e verebileceğiz ki bizim yapacağımız şey olacak. Şimdi ilk başta gereken şey abi isyancıları öldürmek ve sakin bir şekilde oyunumuzu oynamak. Şu an onun dışında benim görebildiğim net bir olay yok yapabileceğimiz. Şöyle otonomi kısmı olayları varmış. Hemen otonomilerimizi de kısalım abi kısabileceklerim varsa. Bunları manuel yapmanız bu arada çok önemli. Neden? Çünkü manuel size çok hızlı bir şekilde düşürüyor. Ama şu an gördüğünüz üzere çok fazla toprak yok yani düşürebileceğim. Ee, şurada başkent state'in burası neresi bilmiyorum. Bakalım ya abi burası Delhi mi aynen burası Delhiymiş. Burada birkaç tane state verebilirsiniz burada mesela e, bizim otonomimiz çok kötü olduğu için otonomi ediktini verebilirsiniz böyle çok güzel state'lere Şu an gözüme başka çok güzel bir state çarpmadığı için vermeyeceğim o bu state de baya güzelmiş buraya da verebiliriz abi. Zaten burada çok az otonomi vermiş. Buraya vermesek de olmuş ama hiç önemli değil. Şimdi yapacağımız hedefler şunlar arkadaşlar. İsyanları bastıracağız. Bir de şu. Şimdi hatırladım. Ticaret rotasını çok kötü yapmış. Burada Lahorda toplamasını ve dopta toplamasını neredeyse hiçbir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız burada? İki yerde transfer trade yapacağız. Bununla ilgili daha detaylı bir şey yapacağım. Ondan önce yapmamız gereken şey şu abi. Buradaki bütün vasallarınızdan ticaret güçlerini almalısınız arkadaşlar. Size isyan edebilirler. Hiç sorun yok. İlişki geliştirirsiniz. Vasal, ıı, diplomatlarımız zaten boşta olacak abi. İki tanesi minimum ilişki geliştirsin Aranızın kötü olduklarıyla. Mesela bakıyorum en büyük kim abi? Ujarat'la Garval. Bu ikisini de direkt improve attığınız zaman gelişecekleri diye varsıyorum. Şimdi arkadaşlar ben isyanları bastırıp şu ülkeye savaş açıp hemen size dönüş yapıyorum. Şimdi şöyle savaşı bitirdik arkadaşlar. Direkt burada toprağını alıyorum. Hatta bu toprağı bu benim vasala verebiliyoruz mu? Verebiliyorsak verelim. Önce kendime alayım da şu görevi geçireyim abi. 50 admin puan o kadar iyi geldi ve o kadar tatlı geldi ki. Bir de şöyle bir sorun vardı arkadaşlar. Bu toprağı almamın sebeplerinden bir tanesi de e, buradaki toprak sayesinde şu toprağı hemen vereyim çünkü unutmak istemiyorum. Nerede? Ha tamam. Bu arada neden aldığımı da unuttum. Şimdi bu savaşın bitmesi önemliydi ama neden? Çünkü savaş olmadığı zaman ülkenizde arkadaşlar otonomiler hıp hızlı bir şekilde düşüyor. Hızlı bir özet geçim gördüğünüz gibi artıdayız. Hatta artı 5 alıyoruz. Bunun da sebebi 100 income'a çıktık. Tamamen ticaret yollarını değiştirmem ki hala kötü durumda arkadaşlar. Hala ticaretle oynayacağım. Ama öncelikle şu isyanları bastırmam lazım ve başkentimin yerini acilen değiştirmem lazım. Onun için de isyanların bastırılması lazım. Şu an bütün kaynaklarım isyan bastırmasına harcıyorum. Bu isyan bastırmaları bittikten sonra da arkadaşlar başkent değiştirip ekonomimle biraz daha oynayacağım döneme geçeceğiz. Tekrar ediyorum size borçlarımı ödemeye de başladım. Bu arada 2-3 tane borç ödedim o yüzden param yok. Bu seride bankruptcy'ye gitmeden nasıl kurtarsınız onu öğretmeye çalışacağım size. Bu arada gözümün önünde tak diye kaleyi aldı ya. Ya Allah'tan siz de gördünüz de inanıyorsunuz artık bana. Harbiden bu oyun benim şansımı hiç sevmiyor abi. Gördüğünüz gibi bin tane isyan çıkıyor ve çıkacak yani buna yapacak bir şey yok. Ya şu an bu ülkenin tek ihtiyacı olan şey arkadaşlar admin puan. Cidden admin puanınız olduğu sürece her şey kontrolünüz altında. 2 corruption'ımız var. Ee, kullanabiliyoruz. Şöyle hemen çekelim ve şuradan şunu alalım abi. Bu şekilde corruption'dan da güzel bir para gelmiş olur. Hemen gelen parayı bu arada yatırmanız lazım bir yere. Ben burada binayı tavsiye ederim. Mesela burada çok güzel binalar var abi. Bu binalar basılmamış. Bu binaları basmanız lazım sizin ekonominizi uzun vadede çok güzel yerlere getirecektir. Şimdi yapacağım tek şey arkadaşlar şuradaki isyanları bastırıp kalelerimi kurtarmak olacak. Gördüğünüz gibi ülke tamamen isyan simülatörüne döndü zaten. Arkadaşlar disaster yedik internal conflict days ve bu bizi tekrardan bankruptcy'ye sürüklemeye başladı. Ee, kasamızda para yok o yüzden şu an bankruptcy'ye gidebiliriz. Ee, ya onu durdurmanın hiçbir yolu yoktu bu arada onu belirteyim size gerçekten hiçbir yolu yoktu abi. O yüzden onu yemek zorundaydım. Şimdi ne yapacağız? Tekrardan devam edeceğiz. Burada ben yine ekonomiyi düzelteceğim. Eğer ekonomi düzelecek gibi olmazsa derken bu arada yemin ederim ilk defa ben de ID'ye sekmesini gördüm. Hiçbir şekilde ID'ye gidilmemiş. Teknoloji olarak da zaten tahmin edeceğiniz üzere gerideyiz. Enstitüleri de almadık. Çok zor olacak ama hala inancım var abi. Bakalım neler olacak. Şu stability cost modifier baya işime yarar çünkü basmak istiyorum stability. Gördüğünüz gibi ekonomide yine iyi durumdayız çünkü harcamalarımı ben baya kıstım. Hani kazancımızı artırmıştık o internal complex yüzünden baya kötü bir duruma geldi ama Sıkıntı yok abi burada biz yine işi halledeceğiz Bu arada bir event geldi o yüzden saçma sapan bir savaşlayayım onu da söyleyeyim şurada şöyle gördüğünüz gibi bir savaş var Hatta şöyle hızlıca ordumu koyayım da bu savaş da hızlıca bitsin artık savaşta olmak istemiyorum çünkü Beni gerçekten sadece kötü duruma düşüyor hem war exhaustion'umu artırmak olsun Hem de bildiğiniz üzere arkadaşlar ee, ve galiba bizim kral da öldü aynen Harika kralımız vardı. O da öldü. Yapacak bir şey yok. Yani şu an bütün talihsizlikler üst üste geliyor. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Devam edeceğiz. Governing capacity bayağı işime yarar. Büyük ihtimalle governing capacity'yi alacağım. Şöyle yine hepsine bakmak istiyorum. Ee, aynen. Burada governing capacity benim için en iyisi olacaktır ya. Özellikle Mugals'la bu kadar kötü bir durumdayken. Hayır param olmadığı için üsttekini alamıyorum ama üstteki çok güzeldi. %85 de düşmeyecek galiba bakalım bir. Tamam düştü. %85 de düştü ama onun da detayını vermek istiyorum size. Şu, şu toprağı yiyelim abi. Savaşta olmak istemiyorum çünkü. Hemen basalımızın isyanını bastıralım çünkü AI bir salak olduğu için arkadaşlar direkt o toprağı kaptırabilir. Toprağımızı boş boşuna kaptırmayalım. Yine artıya geçtik gördüğünüz gibi. Yani bankrupt sorununa hep giriyoruz sonra çıkıyoruz. Giriyoruz da çıkıyoruz abi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi gibi bir şey oldu bu artık. Ee, bu isyanları sürekli alacaksınız. Zaten disaster'ın en kötü yanı abi. Hani buna yapacağınız bir şey yok. Burada yapacağınız tek şey isyan kesme simülatörü. İsyan kestikçe ekonominizi güzelleştirmeniz lazım ve mana puanınızın çok olması lazım. Burada ne ne var abi? Eğer güzel bir kralınız olursa Arkadaşlar ne oluyor? Ee, inanılmaz size güzel admin puanı veriyor. Admin puanı da her şey bunda unutmayın abi. Ee, onun legitmesi veriyor. Burada baktığım zaman. Valla şu prestiji de alacağım. Zaten legitmesin falan full olduğu için sıkıntı olmaz. Ee, 20 duka kaybediyoruz. Çok riskli bir yerdeyiz. Ben corruption için çekmek istemiyorum. O yüzden sadece bir tane bir şey alabiliriz ya arkadaşlar. Bir monopoli alabilirim. Monopolileri sevmiyorum normalde. Ama şu an zorunda gibi hissediyorum. Çünkü başka çarem yok. Yani Wool'da alalım en azından ya. Zaten Hindistan'da çok fazla Wool toprağı yok. Bizi bir iki ay daha götürmesi yeterli olacaktır. Hepsini onaylayalım. Daha sonra şuradaki isyanlarımızı bastırmaya devam edelim. İsyanları bastırmamız çok önemli abi. Çünkü ülkenin her yerinde isyan var. İsyan, 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 isyan ve isyan. Zaten biliyorduk abi. Hani bu tarz ülkelerin en büyük sorunu bu oluyor. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Sürekli isyan bastırıyorsunuz. Hani o yüzden çok eğlenceli olmuyor. O yüzden ben size sürekli hani iflas edebilirsiniz. İflas bazı durumlarda iyidir diyorum. Onun sebebi tamamen bu. Bu arada galiba benim bir tane corruption almam gerekecek. Çünkü bu isyanlar azalmıyor. Benim ekonomi de düzelmiyor. Aynen bir tane maalesef şu corruption almak zorundayım. Hani bunu en kötü durumlarınızda yapın. Benim şu an en kötü durum ve başka çarem yok. Bir tane daha şey vermek istemiyorum açıkçası. Privilege vermek istemiyorum monopoli Monopoly ne olur bilmiyorsunuz arkadaşlar size keş para veriyor ama 10 sene boyunca sizin gelirinizi sıfırlıyor o ticaretten size 8 yıllık para veriyor hani anlık para ihtiyacınız varsa evet mantıklı ama anlık paraya çok acil ihtiyacınız yoksa maalesef arkadaşlar yapmamanız gereken bir şey zor durumda değilseniz ve bir teknoloji gelmiş hemen şu teknolojiyi alalım. Burada açıkçası hiç önemli değil benim için artık bu. Hiçbir borcu ödeyemem şu an. Bu arada ödediğimiz faiz de artık normal değil. 6.5 faiz ödüyoruz. Ee, onu da düzeltmemiz lazım. Hemen şurada askerlerimiz yollayalım. Aa, çok yoruldum artık. Lütfen lütfen. Daha kötü bir event istemiyorum. Sürekli isyan sürekli isyan bastırıyoruz. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şu isyanlar bir bitsin abi. Şu konflik bitsin. Gerçekten burnumuzu boktan kurtaracağız affedersiniz ama şu an burnumuzu düzeltmeye çalışıyoruz. Bir görevimiz açılmış. Nedir bu görev? Hemen bakalım. O çok güzel bir görev geldi. Valla arkadaşlar bu event geldiği zaman normalde direkt üsttekini seçin derim ama ilk defa bende bir çılgınlık olsun diye alttakini seçeceğim. Burada imparatorluğu nereden yöneteceksiniz var arkadaşlar? Ya başkentinizi güneye taşıyacaksınız siz yöneteceksiniz ya da bir tane vasal sağlayacaksınız. Burada en mantıklısı tabii ki de arkadaşlar üsttekini seçmek ama ben alttakini seçeceğim. Niye? Çünkü zaten altta çok fazla toprağım kalmadı benim. E bir de zaten arkadaşlar hani şu an bu oyunda bana topraktan ziyade verimli toprak lazım. O yüzden benim dediğimi yapsanız daha iyi. Çünkü oyun sonuna kadar 10 admin efficiency alıyorsunuz. Bu çok büyük bir şey. Hani bunu size anlatamam bile ne kadar büyük olduğunu. Bir de bu vasalınız sizi sürekli çok loyal oluyor yani sadık oluyor, isyan da etmiyor. Yani daha ne istiyorsunuz diyebilirim size abi açıkçası. Şöyle şuradaki vasallarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim ve isyanlarımızı bastırmaya devam edelim. Ve isyancıların elinden aldığımız son toprakla birlikte abi şurayı alıyorum. Bütün isyancılardan kurtuluyoruz arkadaşlar. o kadar yoruldum ki size anlatamam. Sonunda bütün isyancıları ülkeden atmayı başardık ama. Şimdi elime geçen ilk admin puanıyla benim arkadaşlar başkentimi şuraya taşımam lazım. Neden buraya taşıdığımı tekrar söylüyorum. Amacı şu arkadaşlar. Hani şu an aslında o kadar gerek kalmadı ama yine de yapmak zorundaydım. Hindistan bölgesini artık trade company'ye verebileceğim. Burada arkadaşlar gördüğünüz bütün toprakları trade company'ye ekleyeceğim. İşte ben şöyle bir ay geçmesini bekleyelim. Başkentimizi oraya aldık. Bu arada başkentinizi buraya aldığınız zaman arkadaşlar sizin para olarak başkentiniz de buraya çekiliyor. Benim burada tavsiyem başkentinizi Gujarat alabilirsiniz ticaret olarak. Hatta zaten az sonra size göstereceğim. Şu an benim ticaretteki gelirim 32. Ee, daha da arttıracağım bunu göreceksiniz zaten. Şimdi buradaki toprakların neredeyse hepsini arkadaşlar bizim trade company'ye vermemiz lazım. Ve sonunda abi internal conflict bitti ve iki stability'miz oldu. Bu arada az önce 1000 board çektim. Bununla da ki hızlıca Kolonelizmi getirmek için şu an gördüğünüz gibi 130 inkamımız oldu arkadaşlar ki benim dediğim şu trade company olayını yapamadım bile. Ben yanlışlıkla bu arada ticaret başkentimi oraya taşımışım. Onu sonradan fark ettim. Siz öyle bir hata yapmayın arkadaşlar. Ben onun için birazcık puan kaybettim de. Sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum. Şu an full ülkenize odaklanıyorsunuz. Şu an yine admin puanımı biriktiriyorum. State yapabildiğim yerleri state yaptım. Çünkü state yapmak da artık önemli arkadaşlar. Çünkü baya bir zaten hani bizim şeyimiz var yerimiz var governing kapasite state de yapabilirsiniz ve evet. trade company'e de verebilirsiniz benim tavsiyem trade company'e vermeniz ama state de kesinlikle yapabilirsiniz şimdi bu state yaptıklarımı korlayacağım diğerlerinde dediğim gibi size zaten söyledim abi ne yapacağız trade company'e vereceğiz neden çünkü ülkemizden para kazanmak istiyorum artık bir de bu şu an benim olduğum durumda hani bina basmaktansa cidden direkt olarak bu e, borçlarımızı kapatmak daha önemli. Çünkü borçlar bize şu an inanılmaz para, faizlerimiz özellikle inanılmaz para ödettiriyor. Bütün faizleri kapatmamız lazım. Zaten güzel binaların çoğunu inşa etmeye çalışıyorum. Bir bina inşa ediyorum bir de borç kapatıyorum diyebilirim size. Sonunda dediğim hamleyi yapıyorum arkadaşlar. Burada şu toprağa e, benim başkentim yapacağım artık. Bu şekilde tekrar ediyorum. Hindistan bölgesini Trade Company'lere verebileceğim. Gördüğünüz gibi başkentimi buraya aldım arkadaşlar. Ve şimdi buradaki toprakları e, ticaret şirketine vereceğim. Şimdi şöyle. Şu an inkamımız 129 bu arada. Arkadaşlar bütün toprakları veriyorum. Gerçekten hiçbir toprak umurumda değil. Burada benim state yapmadığım her toprağı buralar alabilirler. Çünkü artık state yapmakla hiçbirini uğraşmak istemiyorum. Şöyle sadece bu ufak hamlelerimizle bile direkt 10 inkamımız arttı. Şimdi buralara bir de biz yatırım yaptığımız zaman göreceksiniz ne kadar artacak. Direkt 141 olduk arkadaşlar. Şöyle admin puan geldi. Bu da çok tatlı oldu. Şimdi burada ne yapacaksınız hemen söyleyeyim size bu ticari şirketlerinin olduğu toprakları sizin acilen yatırım yapmanız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli stability eventleri geliyor yani Kremlin'de de satabilirdik ama istemiyorum. Bu bu arada state yaptığınız toprakların direkt otonomisini düşürmeyi unutmayın. Şurada bir tane sizin şeyinizin olması çok güzel. Pahalı askerlerinizin. Bütün isyanlarınızı onunla bastırıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi artı 61'e geçtik bile abi. Şu an harbiden para kazanıyoruz. Yani şu an harbiden Hindistan'da olduğumuzu ve para kazandığımızı görüyorsunuz. Ee, şimdi hala ticaretle oynamadım. Onu tekrar söyleyeyim size. Ben hala şu an ticaretle oynamadım. Ticaretle oynadığım döneme de geçmiş olacağım. Burada yapmanız gereken en önemli şey şu. Şu binaları arkadaşlar şurada gördüğünüz binaların hepsine şu size söylediğim yere basmanız lazım. Şu bina ve şu bina. Burada gördüğünüz gibi bizim bayağı bir state'imiz var. Şimdi bunların hepsine basalım bakalım. Nasıl bir fark yaratacak hepiniz zaten göreceksiniz arkadaşlar. Hatta bunu şöyle söyleyeyim size. Gidip borç çekip bile yapabilirsiniz. Şu an ekonomi benim bayağı iyi durumda olduğu için benim için hiçbir sakıncası yok açıkçası. Direkt borç çekip bunları basacağım. Çünkü bunlar çok önemli ve çok güzel şeyler. Tabi bunu bastığınız state'ler de önemli. Hani öyle boş yerlere basmamanız lazım. Ben şu an güzel bildiğim yerlere basıyorum. Yani şuradan rivalımızı alalım. Osmanlı rivalımız oluyormuş. Hiç umurumda değil abi. Şu an biz Osmanlı'yı dövecek kadar da güçlüyüz açıkçası. Basallarımızla ilgili sorunlarımız var. Hiç umunuzda olmasın yine bu da. Neden? Çünkü zaten siz şu an çok güçleniyorsunuz. Anlatamayacağım kadar güçleniyorsunuz. Dediğim gibi şimdi 150 inkama da çıkacağız. Ticaretle tam oynadığımız zaman zaten görmüş olacaksınız. Estate'den aldığımız son borcu da burada kapatarak arkadaşlar estate borçlarımızı kapatmış oluyoruz. Hemen şurada bir tane daha şunu yapalım. Bu şekilde de ee, neyi sağlıyoruz? Hemen şu toprağın nerede olduğuna bakalım. Bizim otonomilerimizin düşmesini sağlıyoruz. Ya açıkçası bu arada şu bölgeye girmek istiyorum ben. Bu Normalde hiç savaş yapmak istemiyorum ama şu bölgeye harbiden girmek istiyorum. Nedenini de soracaksınız abi. Şurada altın var ve o altını o kadar çok istiyorum ki size anlatamam. Ekonomilerin kalkınmasını altını hiç sevmem. Çünkü çok yapay bir ekonomi oluyor. Ama şu an bu durumda cidden o altını istiyorum abi ve alacağım da. Onun dışında arkadaşlar ekonomimiz şu an 182 oldu ki bunu 200 çok kısa bir sürede yapacağız hani bana emin buna güvenebilirsiniz. Ee, buradan hemen bir 5 tane borcumuzu alalım. Nerede 5 tane borcumuz? Şöyle gördüğünüz gibi hemen 5 borcumuzu çekiyoruz. Borçla borç ödeme taktiği klasik Osmanlı taktiği deyip dalga geçeceksiniz ama arkadaşlar E4'ün bir mekaniği bu. Şu an gördüğünüz gibi 16 tane borcumuz kaldı. Ve bizim en önemlisi arkadaşlar vergi ördüğümüz para gerçekten çok azaldı. Burada üçüncü idea diyor. Ya açıkçası hani bu idea'nın hiçbir önemi yok diyebilirim size. Neden? Çünkü yani gördüğünüz üzere abi hani idea'ya gidecek mana puanımız yoktu. Onu da yavaş yavaş düzeltiyorum. İlle de gidecekseniz benim tavsiyem büyük ihtimalle admin idea'sını almak olur. Özellikle mugalla çok güçlü oluyor. Hani kesin et tavsiye ederim. Burada tek alacağım. Çünkü hala borcumuz var. Ve borçları kapatmamız lazım abi. Şimdi ufaktan ordumuzu da açalım. yavaş yavaş savaşa da girebiliriz abi. Ee, ticarette neler yaptım bu arada onu anlatayım biraz ticaret rehberi de olsun Şimdi arkadaşlar Hindistan'da ben bir sürü yerde para toplamak istiyordum Şimdi Bengal'de güzel bir para var Ve bu para aşağı doğru iliyor Ben dedim ki aşağı inen bütün parayı biz kendimiz alalım dedim Ve zaten benim ana gelen param buradan geliyor daha sonra buradan yine para kaçıyor ve Gujarat'a geliyor. O yüzden Gujarat'ta da para topluyorum. Ayrıca şuradaki para da Gujarat'a gidiyor. Ticaret rehberim var. Detaylı bir şekilde oradan görebilirsiniz. Son olarak da Doğap'ta güzel bir para var. Doğap'taki para da Lahore'a gidiyor. Ve Lahor'da zaten benim ana merkezim olduğu için yani bir sürü yerden para topluyoruz. Hepsi çok fazla işimize yarıyor. Şöyle göstereyim size tam olarak nereden para kazandığımızı da. görmüş olasınız. Gördüğünüz gibi bayağı fazla yerden para kazanıyoruz. Şöyle yavaş yavaş borçlarımızı gördüğünüz gibi ödüyoruz da. Hemen şöyle arkadaşlar burada ya hiç kovbecek bile et etmek istemiyorum de bam gün diye girmek istiyorum. Hemen o diplomatımızı çağıralım. Bunun şeyi var mı peki? Bunun da var, bunun da var. O zaman hiç uğraşmaya gerek yok abi. Yani bam girelim. Seni şuraya yollayalım, seni de şuraya yollayalım ve seni de şuraya yollayalım. Bu savaşı da hızlı bir şekilde bitirelim. Bu savaşın asıl amacı da arkadaşlar tamamen oradaki altını almak istemem bilginiz olsun. Böyle ID'yamı da bitirmek üzereyim. Ee, ya o oyunun başındaki kral vardı ya, o kral olsaydı çok güzel olurdu ama o kral öldüğü için yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar vasallarımız da zaten artık yavaş yavaş loyal olmaya başlayacaklar bize. Neden? Çünkü çok güçleniyoruz. Ee, burada bölgede büyümek istediğim herhangi bir yer yok açıkçası derken... Rusya e de daldı, girelim abi savaşa. Yani çok saçma bir savaş ama yapacak bir şey yok şu an Defender of the Fate'liği kaybetmek istemiyorum. Bir de diplomatik reputation hit yiyeceksiniz falan. Vasallarınızla sorun yaşarken abi aman yani hiç, hiç istemeyeceğiniz şeyler. Borç öderken de söylemeyi unutmayayım. Düşük e düşük borçlarınızı ödeyin çünkü faiz olarak hepsine aynı faiz ödüyorsanız bari düşük olandan başlayın. Hemen şurada ordumu şuradaki ordu ülkeye götüreyim hatta daha kolay olur benim için. Burada bu adamları anekslemeniz olacak ama o anekslemeyi ben bekletmenizi tavsiye ederim. Neden? Şu ideaların influence'u en azından bayağı bir ilerlettikten sonra yapın ki abi bir anlamı olsun. Yani şu an yaparsanız çok bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Hemen şurada paralı askerlerimizle şu ülkenin topraklarını temizleyelim. Dediğim gibi arkadaşlar şuradaki altın mahallenin cidden bize yardımcı olacak o enflasyon düşürücü şey. Bizim bir de ülkedeki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi enflasyon. Hani enflasyonu siz şöyle manuel olarak bile düşürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi inkamımız yüze geldi bu arada. İnkam değil gelirimiz yüze geldi diyeyim daha doğrusu. Hani e, ya iflas etmeden de bir şeyleri kurtarabiliyor musunuz onu görmüş olduk. Burada bazı fedakarlıklar yaparak ben hata da yaptım bu arada onu söyledim size. E, yanlışlıkla gidip başkentimi taşıyacağım derken abi salak gibi. Normal e, ticaret merkezimi falan taşıdım ama böyle hatalar olur yapacak bir şey yok ona. Onun dışında bütün yerlere abi trade company'ye vermek istiyorum. Bunu da unutmayın. Bir de trade company yatırımları. Bakın şu iki bina her zaman söylüyorum arkadaşlar. Şu iki binayı her yere her türlü basın. Bu iki bina sizin ekonominizi şahlandıracak emin olabilirsiniz. Şöyle su savaşı da bütün hepsini ekleyerek bitirmek istiyorum. Buradan 50 admin aldık. Zaten buraları korlamak da ne kadar admin tutacak bilmiyorum. 165 admin hiçbir şey abi. Direkt korlayabilirsiniz. Benim tek amacım şurayı state yapmak. Zaten bunu bin kere söyledim. Bir kere daha söyleyeceğim abi. Orayı state yapmak istiyorum. Oradaki altını kullanalım. E, altın toprağımız burası. Bir production'ı var. Siz onu en, en azından hani 3 yapsanız bile yetecektir zaten size. Bu arada çok fazla kalem olmuş. Hemen şunlardan bir tanesini silelim. Çünkü bunlara hiç gerek yok. Bunu zaten size bin kere söyledim abi. Yani düşman beklemediğiniz yere kale inşa etmeyin. Boşu boşuna oyun sonuna kadar borç ödemeyin abi. Enflasyon bu arada bu hikayede çok önemli bir nokta. O yüzden arada sırada enflasyonu şöyle elinizle düşürmeniz gerekecek. Ben de şu an elimle düşürmeye başladım. Enflasyonunuz düştükçe geliriniz artma, inkamınız artmayacak. Ama aylık kazandığınız para artacak ve bize aylık kazandığımız para çok önemli abi. Hemen şuradan bir tane daha corruption alıp buradan bir tane daha dinimizin, İslam'ın faydalarını da kullanalım. Burada 50 admin diyor, 50 prestij diyor. Tabii ki de admin alacağım. Şu an her türlü admin puanına ihtiyacım var benim. Bunu almama gerek yok arkadaşlar çünkü zaten hani ee, bu arada manufacturer geliyor bakın bu Hindistan için o kadar önemli ki çünkü bu manufacturing aldığınız zaman her yeri inşa etmeye başlayacaksınız. Şimdi hemen şuradaki bütün borçlarımızı artık kapatmaya başlayalım yavaştan yavaştan onun dışında güzel binalar varsa bakın artı 18'dir 19'dur falan bunlara basın abi bu okey yani artı 18 artı 19'a gayet güzel bina basılır. Hemen şuradan 10 prestij verelim çünkü admin puanı hiç kaybetmek istemiyorum. 10 prestijimizi verelim, Bunun da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şurada e, bu merchants'larımızı artık yavaştan yavaştan iptal edebiliriz. Zaten hayvan gibi şeyimiz var bizim. Hayvan gibi normal ordumuz var açıkçası. Hatta ben bir tane daha ordu basmak istiyorum. Şöyle bu dönemde nasıl bir ordu basabilirsiniz? Benim tavsiyem şöyle bir ordu iyi olacaktır sizin için. 24-6 benim hoşuma giden bir stil. Siz farklı da basabilirsiniz bu arada. Kesinlikle hani sizi zorlamıyorum bir şeye basmanızla ilgili. Benim tavsiyem bu güzel olacaktır. Onun işte bir şey de demek istemiyorum. Ee, hemen şuradan şunu alalım. Legalizmi alalım yine. Ee, admin id ilerlemek istemiyorum. Çünkü şu an teknoloji benim için daha önemli gibi görünüyor. Burada ne yapabiliriz? Şurada şunu yapmak kolay geldi bana. Neredeymiş bakalım. Şuraya bir tane cami inşa etmemizi istiyor. Hemen camimizi inşa edelim. Hemen şu dediğim binayı da basıyorum. Ya yani şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptığımız tek şey bahsettiğim binaları basmak. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Dekana güzel bir event gelmiş. Okey. Çok güzel. Burada şu toprağımız işgal altındaymış. Hemen şu toprağımızı kurtaralım. Ee, bu dediğim şey geldikten sonra zaten full bina basmaya başlayacağız. Şu an sizi tutmama gerek yok. Zaten ne yaptığımı görüyorsunuz az çok. Burada binalarımı basıyorum ve oturuyorum. Binalarımı basıyorum ve oturuyorum. Daha sonra şu manufacturer'ları basacağım ve onlar bize asıl parayı verecek. Ee, şimdilik arkadaşlar ben bunlara devam etmeye derken abi şu manufacturer'ı alacağım ve sizin gözünüzün önünde göstermek istiyorum ne kadar değerli olduğunu Hindistan için abi. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane toprak size neredeyse bir duka veriyor. Bunun için borç çekip basılır abi ama benim ekonomim gerçekten şu an kötü olduğu için şu en azından borçlar kapanana kadar yapamayacağım. Ama siz yapın yani borç çekin onu ödeyin gerekirse cidden çok önemli haberiniz olsun arkadaşlar. Allah arkadaşlar kusura bakmayın ama ben artık kranlerimi de satacağım hatta biraz borç da çekeceğim. Çünkü benim gerçekten o binaları basmam lazım. Şunlar bana inanılmaz para verecek. Bakın şunların inşaatı bittiği zaman göreceksiniz. Deli gibi para kazandığımı göreceksiniz. Ee şöyle admin puanına hala hayvan gibi ihtiyacım var. Hemen onu alalım. Şu an bakın ne borç ödüyorum ne başka bir şey Hatta üstüne borç çekiyorum ve şunları alıyorum. Bu binaları basmak bu kadar önemli arkadaşlar. Evet, bu kadar önemli. Sizin de basmanız lazım. Burada bu arada altın madenimiz var. Bunu da aldım sonunda. Hani 0.66 da verse abi benim için önemliydi. O yüzden aldım. Psikolojik desteği var. Teşekkürler buradan altın madenlerine. Ee, buradan bir şey almanıza gerek var mı? Yani şu an hanefiyiz. Hanefiliğin bir anlamı yok bizim için. Burada şafi olsak daha güzel olur. Neden? Çünkü bu şekilde bir tane daha tüccar kazanmış oluyoruz. Arkadaşlar Pers ticaretine giden güzel bir para var. O yüzden onları engellemek adına Pers'e savaş açtım. Hormoz benim tek alayımdı ama yapacak bir şey yok. Onunla da savaşırız yani. Hiç umurumda değil. Ee, çünkü Pers'e giden yol bizim için önemli. Pers'teki arkadaşlar topraklar da verimli. Ticaret yolu da verimli. Tekrar söylüyorum. Pers'teki ticaret yolunu alabiliyorsanız alın. İnkanımız direkt 200'le geçti. Bilginiz olsun abi. Hani çok kötü bir durumda nerelere geldiğimize e, şahitlik etmiş olursunuz. Burada bu arada güzel bir şey var mı bina var mı hemen inceleyelim sizinle. Bunların hiçbirini beğenmedim şu an. O bu güzel baya güzel bu arada. Bunu basabilirsiniz. Hatta biz basalım abi yavaştan basmaya başlayalım. Ee, şu büyük binaları ben kullan... Siz kullanıyor musunuz arkadaşlar şu? Yeni peşte geldi ve güzel oldu. Hatta yeni dediğim bu arada baya oldu. 1.31 ile gelmişti ama. Ben kullanmıyorum genel olarak onları. Daha şu an yalan olmasın sizdeyken baktım. Onun için pek bakmıyorum da. Ee, şimdi hemen şu savaşı da bitirmek istiyorum açıkçası. Vasallarımı tam kullanamıyorum ama şu ideada ilerledikçe çok rahat bir şekilde kullanacağım. Hatta direkt anekslerim diye varsayıyorum bu adamları. Ee, burada benim generalin bir özelliği vardı galiba. Ben onu kaybettim ama olsun yapacak bir şey yok. Bu admin ideasında ilerlemek istiyor muyum istemiyor muyum emin değilim. Şu corporation cost güzel ama. Yine de şu an ilerlemek istemiyorum gibime geliyor. Biraz daha borç ödeyelim arkadaşlar. Neden? Faize ne kadar az ödersek bizim için o kadar iyi. Faiz düştükçe arkadaşlar enflasyonumuz düşecek. Bu bir yerden bana tanıdık geliyor ama. Hadi bakalım hayırlısı. Şuradaki kale ama neden düşmüyor onu anlamadım. Şöyle 5x yapabiliriz oyunu. Zaten beklediğimiz bir şey yok. Burada bir corruption da Aa biz zaten corruption çekmişiz. Şuradan bunu yapmayı unutmuşuz. Hemen şunu düzeltelim abi. Bu gördüğünüz gibi kalede düştü. Kale düştüğüne göre Artık hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz abi. Zaten Pers'in sizi hiç yoracağını zorlayacağını düşünmüyorum. Şuradan direkt başkentine de oturmak istiyorum. Belki Hormuz'a geçmeniz falan zor olduğu için Hormuz tutar ama Anda da yine sıkıntı yaşamazsınız, şey, halledersiniz. Burada bu arada Gujarat'ı direkt anak istemek istiyorum çünkü Gujarat en güzel bölge benim gözümde Hindistan'da. Yani onu ne kadar hızlı yerseniz o kadar iyi sizin için. Şimdi şu birazcık da trade kampanyalarımı bastığım binaların sayısını artırmak istiyorum. Çünkü bunlar bana inanılmaz para veriyor abi. Kimse farkında değil ama bunlar sizi zengin yapıyor. Ee, şu an farkında oldunuz en azından. Bundan sonra siz de kullanırsınız. Şuradan hemen bir tane diyet alalım. Ee, enflasyonu 5'in altına indir diyor. Ya biz bunu uğraşsak çok rahat yaparız. O yüzden bunu alacağım. Biraz admin puan harcayalım. Sıkıntı yok. Şöyle şurada bir savunma savaşı olacak gibi ona yardım edelim. Enflasyonu azaltacağım deyip enflasyon aldım değil mi az önce? Neyse yapacak bir şey yok. Oo bu arada rakibin orduları güçsüz değilmiş. Şu an onu fark ettim. Ee, arkadaşlar o zaman biz şu başkentini aldıktan sonra ben biraz savaşa odaklanayım. Zaten param falan var. Hiçbir sorunum yok bu konuyla ilgili. 9 tane borcumuz kalmış. Zaten 5 tanesi estate'lerden geliyor. Ben şimdi şu savaşı bitirelim. Hızlıca bitirelim savaşı. Ondan sonra ilgilenir bakarız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar e de barış anlaşmamızı yapıyoruz Alabildiğimiz kadar parasını alalım %100'lük barış anlaşması yaptık Burada asıl amacımız Pers ticaret noktasını yemekti Hani bunu unutmayın abi Yoksa buradaki topraklara çok hasret kaldığımızdan yapmadık bu savaşı Hatta buradaki toprakları istediğinizi yapabilirsiniz Ben korlayacağım Daha sonra burada normalde trade company'ye verebilirsiniz ama Ben trade company'yi tam tersi Hani İran'a başkentimi alıp Hindistan'ı verdiğim için ben yapamayacağım Ama siz yapabiliyorsunuz istiyorsanız Şimdi bakalım buralar korlansın. Bunlar bittikten sonra da e, ülkenin son durumu ile ilgili bir bakarız. Burada yine borçlarımızı kapatalım. Bu arada oyun başından beri neredeyse bütün borçlarımızı da kapatmış bulunmaktayız. Ve dostlar son borcumuzu da ödeyerek abi sonunda başardık. Şu anda aldığımız ülkeyi harbiden uçurarak geri bırakıyorum size. 224 inkam yaptık. Çok kısa bir sürede onu söyleyebilirim size. Ve hani talihsiz olaylar yaşanmasına rağmen. Bir de şu an bir savaştayız ama hani onun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ufak oynamalarla bunu şu an 235-240 falan yaparsınız. Şu anki durumu ama normal. Balansımız artı 168'e çıktı. Ve cidden çok az oynamakla. Hani şunu da söyleyeyim size. Toprağınızın aslında ne kadar değersiz olabileceğini göstermiş olalım. Çünkü ülkemin yarısını bas vasallara verdim. Gördüğünüz gibi buradaki vasalların %80'ini ben çıkarttım abi. Neden? Çünkü o ülkenin verimini ben zaten kullanamıyordum. Neden boşu boşu da kendim yorayım ki arkadaşlar. O yüzden en iyisi buydu. Ve şu an bu duruma geldik. 133 Force limitimiz var. Maximum power'ımız 100.000 arkadaşlar ve ülke şu an gerçekten çok güzel bir durumda. Tamamen scale olacak durumda. Zaten Mugas benim en sevdiğim ülkelerden bir tanesi. Bir sürü rehber yaptım onunla ilgili. Çünkü asimilasyon olayları var. Hemen bilmeyenler için çok kısa bir özet geçiyorum arkadaşlar. Mughal devletiyle bir kültürü tamamen yediğiniz zaman o kültür otomatikman kabul edilmiş kültür oluyor. Ve her kültürün oyundaki her kültürün size verdiği bir bonus var abi. Mesela burada Central Indian'ların bize verdiği attrition'ın eksi 10. Veya burada Hindustan'ın verdiği Exxon 10 corporation cost. Yani dünya fethine buradan çok rahat gidersiniz onu da söyleyeyim size. Özellikle şu aldığınız admin efeşesi var ya şu dekan görevinde. Yani oyunun başında şu 10 admin efeşesiye sahip olmanız bile gerçekten harika bir şey. Ya yani Genel olarak Mugaz çok güçlü bir ülke. Ee, ekranda şu an görüyor olabilirsiniz nereden aldık ve nereye bıraktığımız zaten hani anlatmaya da gerek yok hani belli açıkçası neler yaptığımız burada daha bu arada ben Pers bölgesiyle oynamalarımı da yapmadım Pers bölgesiyle de oynarsanız gayet güzel bir şekilde paranızı kazanmış olursunuz arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Eğer buraya kadar izlediysen yani videonun sonuna geldiysen videoya like atmayı da unutma. Bu benim için önemli. Onun dışında bu tarz serilerin devamını istiyorsan da yorumlardan da yazabilirsin. Bana Discord'dan serilerinizi iletebilirsiniz. Abone değilseniz abone olup yine like atabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepiniz esen kalın, hoşçakalın.